herkese merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sizleri görmek gayet güzel ekranda. Umarım her şey yolundadır. Şimdi derse başlamadan önce, gerçi hadi bir hazırlık yapalım hemen. Hemen önce bir şeyler okuyalım, kendimize gelelim. Erdemliğin incilerinden sayfa 108. Ki düşüncelerimiz, niyetimiz belli bir yön alsın ders öncesi. Sevaptan gelen başlıca ödül metzavehtir. Yani emirleri veren yaradan. Bu tanrısal bütünlük ve ıslahı yerine getirerek edinilen manevi mutluluktur ki bu da yaradanın edinimidir. Bu olmadan ruhu ve canlılığı olmayan sadece fizikselliği olan boş bir vecibe olur. İnsanın tüm yönleriyle kökün içinde var olan tanrısal kısımla bütünlüğe gelmesi ve bunu arzulamasından dolayı bir sevap yani bir ıslah denir. Tüm manevi çalışmada bilinir ki her sözde ve eylemde o söze veya eyleme canlılık kazandıran arzu ve ruhtur. Onlar olmadan yaşam olmaz. Bu sebeple yaşantısında bayağı olanlara ölü denir. Çünkü eylemleri yaşam gücünden mahrumdur. Kabalist Menachem Nahum Tverski söylemiş. Yani diyor ki yaptığımız eylemlerde ruh olması lazım. Neydi ruh? Perde. Tamam Arzu perde geri yansıyan ışık olacak. O üçlü hiçbir zaman unutmayın. Bildiğiniz şey. Kitaplarda da yazdığı, yazdığı şey ruhunla yapacaksın, ruhunla seveceksin, kalbinle seveceksin vesaire Dizayn neden bahsediyor perdeden bahsediyor. Tamam? Kalbimiz, arzularımız, tüm arzularımla, tüm niyetlerimle ve tüm gücümle dediği koşul bu. Tamam? O yüzden ne diyor? Fiziksel olarak yapılan eylemler boş diyor. Yani dini vecibeleri fiziksel olarak yap yapılan dini vecibeler için konuşuyor. Onun için konuşacak bir şey yok diyor. Adam sevabı yani ıslahını ruhuyla yapmalı yani ihsan niyetiyle, perdeyle. O yüzden fiziksel dini vecibelerde ruh yok diyor. Ölü adamın yaptığı işler yani. Tamam. Bugün Zohar çalışacağız. Devam edeceğiz. 511. sayfa madde 24. Orayı açarsanız iyi olur. Um, internetten gelen sorular var ama ondan önce arkadaşlar kongre ile ilgili bir duyurum var. Tam Yılmaz bana mesaj attı. Dedi ki lütfen herkes artık formları doldursun. Tamam herkes formları doldursun. Kim geliyor, kim gelmiyor. Çünkü bu hafta son. Tamam bu hafta son haliyle eksili vermek zorundayız. Tamam O yüzden kimler geliyor vesaire. Herkes formları doldursun. Ona göre işimize bakalım, önümüze bakalım. Çünkü vizeler için komple topluca gidecekler. O yüzden topluca gidecekleri için de şey yapmamız lazım. Sonradan bir şeyler ekleyip çıkarma olmamız lazım, tamam? Ona göre işimize önümüze bakalım, tamam? Ondan sonra bir de Kurt şey yapmış. Geçen derste bahsettiğim anketi yapmış Facebook grubumuzda, tamam? Orada ne dedik hani haftada iki kere eğitim merkezi dersim yapalım dedik. Ya bir topluluk bir eğitim merkezi mi yapalım dedik. Arkadaşların çoğu iki tane eğitim merkezi dersi yapalım demişler. Bence de uygun o. Bence de uygun olanı o. Dolayısıyla her pazartesi ve çarşamba eğitim merkezi dersi yapacağız. Tamam mı? Yeni başlayan arkadaşlar için. Katılmak isterseniz dağıtım mantığıyla katılabilirsiniz. Ne demek dağıtım mantığıyla? Yeni arkadaşlar katıldığı zaman ne zaman ne vardı? Eski arkadaşlar vardı ki burada sorular soruyorlardı. Ki yeni gelen arkadaşlar yabancılık hissetmesin vesaire diye. Tamam. O yüzden eski arkadaşların eğitim merkezi dersine katılması diğer dostlara yardım mahiyetinde oluyor. Tamam Onlara yardım etmek ne yapıyor? Bizim işimiz zaten. Tamam Ailede de öyle değil mi? Ailede yeni bir bebek doğduğu zaman ne yapıyor? Ablalar, abiler bebeğe, ufaklığa yardımcı oluyorlar. Tamam Bizde de aynı şekilde. O yüzden yeni başlayan eğitim merkezinde eğer yardımcı olmak isterseniz katılabilirsiniz. Zoraki bir şey yok. Sadece kalbinizden öyle geliyorsa. Ama internetten gelen sorular varmış. Osman Soruya St. Petersburg'den diyor ki bu mesaj geçen ders yanlışlıkla kış, kış 2017 sınıfında yazmışım. O nedenle görmemişiz. Hocam merhaba. Eğer maneviyat çalışırken bir dönem boyunca hislerimde derinlik hissederken bir başka dönemde derinlik hissini kaybediyor isem bir şeyleri yanlış mı yapıyorum demek nasıl kendime çekidüzen verebilirim bu yanlış bir şey değil bu olması gereken şey çünkü sürekli git geller yaşayacağız tam her zaman olacak o eğer sabit bir şekilde kalırsak o çok kötü bir şey çünkü o zaman ilerleme yok o zaman maneviyatta ilerlemek istiyorsak hep iniş çıkış halinde olmamız lazım tak 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 hep değişim yaşamamız lazım tam gün be gün o değişimlerin birikimi kişiyi inşa eder. O zaman maneviyatta olduğumuz gibi kalırsak ilerlemiyoruz demek. Bu yüzden ne diyor Bağlı Ustam diyor ki hep çalışmaya eklememiz lazım diyor. Yani sürekli saatte 15 kilometre hızla koşamam. Diyor ki yarın 16 yapmam lazım. Sonraki gün 16.30 ondan sonra 17, 17.30 diye hızımı arttırmam lazım. Einstein'ın da öyle teorisi var. Ne diyor? Evrende sabit hızla gidersen mesafe alamıyorsun demek. E, sürekli hızı arttırman lazım. Gerçekten realitede de öyle. Tamam. O yüzden bizim de manevi çalışmada eklememiz lazım sürekli yaptığımız şeylerde. E, o yüzden kendime nasıl çeki düzen verebilirim? Çerçeveni oturtacaksın. Çerçeveni güçlendireceksin. Tamam Şimdi hep beraber bir çerçeve oturttunuz. Öyle değil mi? Sosyal komitede de herkesin çerçevesi olması lazım. Kontrol etmedim açık konuşayım. Tamam Kontrol hepiniz yetişkin insanlarsınız. Kontrol edecek halim yok. Burada maneviyat çalışıyoruz. O ilkokulda falan değiliz. Ortaokul de değil. Herkes kendine bir çerçeve oturttu. Şimdi ne yapmam lazım? Özgür seçimim nerede? Kendimi hep nasıl şekilde düzen vereceğim? Çerçevemi güçlendireceğim. Tamam Ne yapacağım? Biraz daha Hani duvar inşa etmek gibi. Tamam duvarın biraz burasını biraz daha güçlendireceğim. Şurasında burada biraz boyası düşmüş. Üstüne bir sıva boya atacağım vesaire. O şekilde güçlendirmem lazım hep çerçeveyi. Ee, özgür seçimimiz de orada. Tamam? Özgür seçimim nerede? Çerçevemi güçlendirmekte. O yüzden nasıl yapabilirim bunu çevreyle. O yüzden dostlarla sıkı bağ içinde olmak gerek. Öteki türlü kafamız orada olmayacak hiçbir zaman. Maneviyatta olmaz. Çevrem güçlü değilse kafam hiçbir zaman maneviyatta olmaz. Çünkü maneviyat ne? İhsa etmek. İhsa adamın doğasına karşı. O yüzden sadece inşa ettiğimiz çevrede. Doğukan soruyor İstanbul'da manevi edinimin kaynağı nedir? Wikipedia'dan manevi edinim konusunu araştırmıştım. Ve orada beynini beyin, beynin loblarından kaynaklandığını yazıyordu. Yani bizim edindiklerimiz yerden dan gelmiyor mu diye sormak istiyor. Öncelikle beyninle maneviyat edinemezsin. Maneviyatı beynimizle edinemeyiz. Beynimiz öldükten sonra ne yapacak? Çürüyüp gidecek. Kurtlara ne klasik? Ziyafet. Beyin Böyle güzel sulu bir yer kurtların sevdiği yediği. Yapacak bir şey yok onunla ilgili. Maneviyat adamın ruhunu inşa etmesi demek. O yani bedenimden ayrı bir yapı inşa etmem lazım. Yaratanın nasıl realiteyi sıfırdan yarattıysa, yoktan var ettiyse manevi yolda ilerleyen bir adam da manevi realiteyi yoktan var etmeli. O yüzden bu da bu beyinle olmaz. Bu beyin bizim için sadece ne? Araç. Tamam mı? Hesap kitap yapmak için bir araç. Beynin başka bir fonksiyonu yok. Hafıza bankası ve hesap makinesi. Yaşadığım her şeyi beyin biriktiriyor. Tecrübelerim, anılarım. Tamam mı? Ondan sonra yeri geldiği zaman hayatta kararlar vermek istediğim zaman ne yapıyor? Ha, diyor ki geçmiş tecrübeye göre şöyle yaparsam böyle yaparsam ne kadar minimum çabayla maksimum haz elde ederim onun hesabında. Bu beyin dediğimiz şey otomatik çalışıyor. Onunla ilgili maneviyatta edinecek hiçbir şeyim yok. Tamam. Ancak yeni bir duyu edin eklediğimiz zaman o ne olacak? Maneviyatta roş kafa dediğimiz bir şey inşa edeceğiz. Tamam yani maneviyatta da kafa denilen bir yapı var. Ne dedik o yüzden? Maneviyatta kafa var, beden var, son kısım var. Tamam. ...maneviyatta da bunu edinmemiz lazım. O ne? Niyet. Niyet ne? Ruhum. Yardana hissedeceğim bir duyu. Manevi bir akıl yani. Maneviyatta da onu inşa etmemiz lazım. Onu inşa ettikten sonra... ...tüm arzularımızı... ...ona göre kullanabiliriz. Edindiğimiz her şey elbette yerdandan geliyor. O yüzden... Yerdandan gelmesi ama neye göre yerdandan geliyor? Aşağıdan uyandırdığımız kadar. O yüzden maneviyat nasıl inşa ediliyor? Kişinin burada grupla birlikte çalışmasından inşa ediliyor. Yani kendimi gruba sokacağım. Yaratan ışığı bana yardım edecek elbette. O şekilde manevi basamakları inşa edeceğim böyle böyle. Başka türlü olmaz. Tamam Her zaman yaratanın yardımıyla. Ama yaratanın yardımını alabilmek için tamam yaratanın yardımını çevreden alabilmem için benim kafamı çevreye sokmam lazım. Çünkü maneviyat ne demek? Tüm realitedeki parçaları bir araya getirmek demek. Eğer ben realitenin bir parçasıysam tek başıma edinmem mümkün mü? Değil. O ne yapmam lazım? Tüm realitenin bir şablonunu oluşturabilmem için inşa edebileceğim bir yapı için başka parçalar olması lazım. Bir ekip olması lazım. Bir realitenin parçaları olması lazım ki bir araya getireyim. Legodan ev yapmak gibi. Tamam Çocuklar Legodan ev yapıyor. Büyükler dünyevi inşaat malzemelerinden ev yapıyorlar. Aradaki fark ne? Fark birisi alıştırma yapıyor. ...daha sonra gerçeğini inşa edecek... ...tamam... ...akabinde de öteki ne yapacak... ...çocuk ne yapacak... ...oynadığı Lego'dan akıl inşa edecek... ...o yüzden... ...o parçaların hepsini... ...Lego parçacıklarını bir araya getirmek için... ...çaba sarf etmek zorunda... ...grup da aynı şekilde... ...niye... ...çünkü yaratan dediğimiz o güç realite ne var ne diyor yaratan hepinize kendimden bir parça verdim diyor. Ancak o parçaları biz bir araya getirirsek yaradanı keşfedebiliriz. O yüzden bu çok önemli bir unsur. Hepimizin içinde yaradana ait bir parça var. Niye beraberiz? Bu parçaları birleştirerek yaratan dediğimiz o ihsa gücünü keşfedebiliriz. Bu yüzden grup bu yüzden var. Herkes Lego'nun parçaları yani. Tamam o şekilde. Yurda Gül soruyor İstanbul'dan çevrenin etkisine dair. Ana sınıfında çocuklara bakıyorum. Bir polis arabası çiziyor diğerleri de. Biri simiti ufak parçalara bölerek yiyor diğerleri de. Kısaca birine yaparsa ötekiler de onu yapıyor. Çocukların kişilerinin oluş, çocukların kişiliklerinin oluşmaya başladığı bu evrede hele eğitim sisteminin verimsizliğini düşündüğümüzde Güney Baruh'un öncülüğünde kurulması muhtemel anaokulları, yuvalar vesaire olabilir mi? Bizim burada yuvalar, yuvamız var. Tamam mı? Bizim buradaki gruptaki çocuklar o yuvaya gidiyor. Ama ille de buradaki yuvaya gelmesi gerekmiyor elbette çocuklar. Ne yapabilirsin? Çocukların şunu öğrenmesi lazım. Aramızdaki mutluluk iyi ilişkilere bağlı. Ama hepimizin mutluluğu aramızdaki iyi ilişkilere bağlı. O yüzden Çocukların arasındaki oynadıkları oyunlar birbirleriyle iyi ilişkilerden aldıkları mutluluğu ortaya çıkartmalı onlar için ki yavaş yavaş anlasınlar. Aa, biz beraber bir şeyler başardıkça mutlu oluyoruz. Tamam. Bununla ilgili hatta şey var bir tane ee, oyunun kuralı mıydı, neydi oyun oyunlar diye bir kitabımız var hani hatırlıyorsunuz. Tamam. Çocuklarla oradan oyunlar falan yapabilir. Hatta yetişkinler için falan da kullanıyoruz onu. O yüzden çocukların beraber başarılı olacakları, beraber çalışarak başarı edinecekleri bir platform oluşturmamız lazım. Bir mekanizma oluşturmamız lazım. O şekilde. Çocukları çemberde oturarak da baş, oturtarak başlatabilirsin. Ki her biri diğerinin grupta olduğunu görsün, diğerinin orada olduğunu hissetsin ve beraber bir şeyler yapmaya alışsınlar. Tamam. Okey. Um, Okey. Zoom hala problemli mi? Zoom sıkıntılı mı geliyor? Her şey yolundaysa şöyle yapın. Yolunda değilse şöyle yapın yolunda diyor bazı arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yolunda değil diyor. Tamam iyisi olan var kötüsü olan var. O zaman yayında mı zoomda mı? Hmm? Zoom'da öyle mi? Zoom'da problem var. Tamam. Okay. O zaman zoom kısacaksınız. yayından dinleyeceksiniz. Tamam. Benim zoom'dan geliyor herhalde sesim yayından dinleyeceksiniz Zoom yerine. Am um, ef efshal iste otu ve Zoom'u bırakışa. Efşa. Tamam. Beser Gamorta da. Okay, şimdi beni Zoom'dan kapatacaklar. Yayından dinlersiniz. Tamam? Normalde de böyle olması gerekmiyor mu? Yayından dinliyorsunuz, değil mi? Ha, okay. Rakani şey mikrofon şlanı lo yavud. Sayfa 511'den başlayalım mı beraber? Okay. Madde 24. Tamam arkadaşlar, Zohra giriş makasından başlıyoruz. Bunda neden çalış, çalıştığımızı biliyoruz. Zohra kitabının ön sözü. Tamam. Manevi çalışmada ne anladığımızı bilmesek de özü beseder, axşa. Atsak artı beseder Tamam. Beraber başlayalım. Neden çalıştığımızı düşüneceğiz, niye bir arada olduğumuzu düşüneceğiz. Hiçbir şey anlamıyor olsak bile önemli olan anlamamız değil. Manevi dünyayı keşfetmeden bir şey anlamamız zaten mümkün değil. Ama manevi çalışmada yerdandan biraz önce ne dedim? Aşağıdan yerdanı uyandırmamız lazım. Nasıl? taleple. Tamam. O yüzden manevi kitapları çalışırken maneviyatın içinde olmayan birisinin en ufak bir fikri yok. Ama ne diyor? Bize yardımcı ol ki biz de bu yazıların içinde var olalım. İhsan ve niteliğin içinde var olalım. O yüzden yaratanı aşağıdan uyandırmak demek, onu düşünmek, onun onunla beraber olmak, dostların içerisinde erimek ki ne kadar çok alma arzumuzu eritirsek, pasivize edersek, onun üstüne çıkarsak o kadar çok yaratanı aramızda hissedebiliriz. Bu talepte bulunmak. Dua dinlenen şey oradan geliyor. Tamam hani çıkıyorlar ya günde iki kere, üç kere, beş kere, on kere dua eden dinler var. Dua etme konsepti oradan geliyor. O yüzden maneviyatta dua etmek demek, arzulamak demek. Hep beraber arzuyla çalışırsak faydasını görürüz. Ben okuyacağım. Sorunuz varsa buradan sorarsınız. 24. madde. Size bu dünyadaki işleyişle ilgili bir örnek vereyim. Güzel bir ev inşa etmek isteyen bir kişi var diyelim. Kişi ilk düşüncesinde önünde tüm odaları ve detaylarıyla birlikte inşaat bittikten sonraki halinde şık bir ev görür. Sonrasında en ince ayrıntısına kadar yapılış tarzının planını tasarlar. Zamanı geldiğinde işçilere her ayrıntıyı anlatacaktır. Ahşap, tuğla, demir vesaire. Bunun ardından evin yapımı başlamadan önce ilk düşüncesinde gözlerinin önünde planladığı şekilde evin gerçek inşasına başlar. Ensof içerisinde tüm yaratılış mutlulu, mutlak bütünlük içinde onun gözlerinin önünde resmedilmiş olan o ilk düşünceyle ilgili olduğunu bilin. Ancak ders örnekteki gibi değildir. Çünkü onun içinde gelecek ve şimdiki zaman aynıdır. Onda düşünce tamamlar ve o bizler gibi eylemin araçlarına ihtiyaç duymaz.'' Dolayısıyla bu onun içinde gerçek realitedir. Tamam Bunu biliyorsunuz hepiniz. Yaratan ilk realiteyi yarattığı zaman ne yaptı? Birinci safhada yarattı. Tamam bahsettiği bu. Yaratan bizleri birinci safhada yaptı. Her şeyi bütünlük ve mükemmellik içinde yaptı ve biz de buradayız. Yaratan için realite bu. Mükemmellik. Başka bir şey yapmasına gerek yokmuş yaratanın. Düşündüğü an oluyormuş. İki. ...altından devam ediyorum yani iki dediğim... ...Atsöğüt dünyası... ...daha sonra evin inşası... ...gerçekten başladığında ortaya çıkacak olan... Tasarl ...tasarlanmış planın... ...detayları gibidir. Bu ikisinde... En sof olan ilk düşüncede... ...ve zamanı geldiğinde... ...gerçekleştirilecek olan... ...tasarlanmış planda... ...hala... ...yaratılanlardan bir iz yoktur. Çünkü bu hala asıl gerçekte değil potansiyeldedir. Tamam mı? Yani yaratanın dünyaları inşa etmesi. Niye potansiyel? Çünkü piyasada biz yokuz daha. Yaratılan varlık yok. Edinecek kimse yoksa potansiyel. Bebek gibi düşünün. Tamam bebek henüz bir insan değil, yetişkin değil. İleride bir şey yapabilme potansiyeline sahip. O yüzden bize niye adam diyor kabalistler? Neden insanoğluna, biz insan olmamamıza rağmen, tamam mı? Sokakta iki ayağı üzerinde yürüyen insan dediğimiz varlıklara kabalistler ne diyor? Hayvan diyor, tamam mı? Ama tanımlara göre niye insan diyorlar bize? Çünkü adam olmak, insan olmak diye potansiyele sahibiz. Burada da bu koşul, bu maneviyat da buradan geliyor. Henüz insan değiliz. Rabaş'ın makalesinde yazdığı gibi. Ama insan denilen seviyenin basamaklarında yükselmek istiyoruz diyor. Yani yaratana ihsan eden varlığa insan denir, adam denir. Onun için yaratanı ifşa etmemiz lazım form eşitliğiyle. O bizim potansiyelimiz. Onu edinirsek adam oluruz ama o ana kadar ortada bir şey yok potansiyel. Ve bu potansiyelin kökü buradan geliyor. Manevi dünyaları yaratan yaratıyor. Tamam ki bizler bu potansiyeli edinebilme şansına sahip olalım diye. Çünkü daha sonra o potansiyeli biz ne yapacağız? Aşağıdan yukarıya çıkarken gerçek yapacağız. Değil mi? İnşa edeceğiz. Niye maneviyatı biz aşağıdan inşa ediyoruz? Potansiyeli gerçekleştirerek. Bu hayatta da olduğu gibi. Bu durum insanlarda insanlarda da benzer şekildedir. Planı gerçekleştirmek için gereken tüm detayları hesap etmelerine rağmen ahşap, tuğla, demir bu esasen sadece fikir ve düşüncelerle ilgili bir durumdur. Bunun içinde hala gerçek ahşaptan ya da tuğladan bir eser yoktur. Tek fark, insanda tasarlanan plan gerçek bir realite olarak değerlendirilmez. Ancak tanrısal düşüncede bu esas yaratılanların çok ötesinde gerçek bir realitedir. Böylece en Sof'un ve Atsürt dünyasının anlamlarını bunlarla ilgili söylenenlerin sadece yaratılanların yaratılışı ile alakalı olduğunu açıklamış olduk. Ancak bunlar aynı henüz herhangi bir ahşabı, tuğlayı ya da metali içermeyen planı tasarlamış kişiyle ilgili hikayedeki gibi hala potansiyeldedir ve özleri hiçbir şekilde ifşa olmamıştır. Yani yaratan için her şey son ıslahta, mükemmellikte, bütünlükte. Bize de yaratan o şekilde davranıyor. Yaratan bizi mükemmellikte yarattığı için bize yaklaşımı sanki biz mükemmelmişiz gibi. Bu yüzden hayatta ızdırap çekiyoruz. Bazen soruyorsunuz ya niye ızdırap çekiyoruz diye. Çünkü bize yaklaşımı mükemmelmişiz gibi. O yüzden o mükemmellikle aradaki farkı oturtmazsak onun itişi bizi ilerletmek için itişi ızdırap olarak hissediliyor. Bu yüzden burada da yapmamız gereken şey ne? Yaratan potansiyel oluşturmuş kişinin çalışmasıyla gerçeği inşa etmesi lazım. Aşağıdan yukarıya gidiş o. Ama manevi dünyalardan yükselmek de bu. 25. Üç bir dünyası ve bu dünya evini gerçekten inşa eden ve evin yapımı bitene kadar ahşap, tuğla ve işçileri tedarik eden bir kişi gibi potansiyelden gerçeği icra etme olarak addedilir. Dolayısıyla bir içinde ışıyan tanrısallık, ruhların kendi mükemmelliyetlerine ulaşabilmek için almaları gerektiği kadarıyla on kelim, kahab, hagat nehimi kıyafetlendirir. Bunlar onun tanrısallığına nazaran gerçek kelimdir. Yani tanrısallık değillerdir ama ruhlar için meydana getirilmişlerdir. Yani tam yaratan dünyaları kim için yaratmış? Bizim için. Buradan bahsetmiyor zaten Zohar kitabı. Burası saat tamam. Sylot, burası da Bria İsrail Asya. Bahsettiği tek şey Yaratının bizim için yarattığı bu dünyalarda onun ışığının etkisi, onun bize yaklaşımı yani. Tamam? Çünkü ruhlar dediğimiz yer ruhlar nerede? Kırık ruhlar. Burası. Tamam dikkatinizi çekerim. Biz bu dünyadayken kırık ruhlarla falan daha alakamız yok. Burası mahzumun üstü. Bizim buradaki halimiz ne? Kalpteki noktayla çalışıyoruz. Yani potansiyelimiz var adam olmak için. Eğer kalpteki noktamız olmasaydı ne olacaktık? Hayvan olacaktık. İki ayağı üzerinde yürüyen hayvan. E daha önce bundan bahsettik. Ha iki ayağı üzerinde yürüyen tavuk sokakta. Ha iki ayağı üzerinde yürüyen insan. Tamam, i̇kisini hayat yiyor. O yüzden adam olmak için önce kalpteki noktamızın uyanmış olması lazım. Yaratanın hepimize kendisine verdiği parçanın uyanmış olması lazım. Ve bunun yaradana çekim duyması lazım. Kalpteki nokta bu işe yarar. Bu yoksa konuşacak bir şey zaten yok. Dolayısıyla biz neredeyiz? İki ara bir deredeyiz. Bir taraftan dünyevi hayat, bedensel hayatımız bizi dünyevi arzuların içine çekiyor. Tamam. Öteki taraftan kalpteki nokta yukarıya çekiyor. O yüzden özgür seçim denilen bir yerdeyiz. Tamam. Özgür seçimde birazdan göreceğiz neredeyiz. O yüzden ne diyor burada? 25. maddede tekrar dolayısıyla Biya'nın içinde ışıyan tanrısallık yani absolut dünyasından Biya dünyalarına yansıyan ışık tanrısallık tamam ruhların kendi mükemmelliyetlerine ulaşabilmek için almaları gerektiği kadarıyla 10 kelim kahap nehimi kıyafetlendirir. Yani yaratandan aldığımız ışıklar 10 sefrot vasıtasıyla arzularımızda kıyafetleniyor. Bundan da daha önce bahsettik değil mi? Ne dedik? Keter, ohma, bina dedik. Hesed, Geburah, tiferet, netza, hod, yesod, malkut. Tamam. O yüzden kahap dediği bu. Hagat dediği bu. Hagat okunuyor. Tamam mı? Bu da kahab okunuyor. Bu da nehim okunuyor. Nehim. Tamam. Hatta ye ile şöyle yesodu unutmayacağız. Nehim. Tamam. Yirmi altı. Yukarıdaki benzetmede bir ev inşa etmeyi tasarlayan kişinin üç izleniminin sebep ve sonuç yolu ile birbirlerine nasıl bağlanmış olduğunu görüyorsunuz. Hepsinin kökü ilk düşüncedir. Zira başlangıçtaki düşüncede kişinin gözlerinin önünde beliren aksiyonun sonucunun dışında hiçbir madde planlanan projede bulunmaz. Tam yaratanın baştan yaratılışın düşüncesinde olduğu gibi. Tamam. O yüzden ilk düşündüğü an yerden bizi burada yaratıyor. Düşünür düşünmez. Her şey burada mükemmellik içinde. Gerisi ne peki? Yaratanın yaptığı diğer eylemler ne? Mükemmelliği edinebilmemiz için bir yol. Tamam o yüzden ev inşa etmeye benzetiyor. Her şey başta düşüncede başlıyor. Ayrıca kişi hiçbir şeyi inşaat esnasında ortaya koymaz. Sadece önündeki projedeki detaylara göre uygulamaya geçer. Bu yüzden dünyalarla ilgili olarak görüyorsunuz ki dünyalarda herhangi bir eylemin sonucu başlangıçtaki düşüncede yatar. Sözünde olduğu gibi son ıslahın mutlak mükemmelliyetinde oldukları ruhların ilk seviyesinden yani en softan yayılmayan tek bir nesil bile yoktur. Dolayısıyla son ıslaha kadar ortaya çıkacak olan her şey oraya dahildir. O yüzden kadere inanmak nereden geliyor? Kadere inanmak konsepti buradan geliyor. Yani yaratan baştan her şeyi mükemmel yarattıysa bir şeyi değiştirmesi söz konusu değil. Bir şeyi değiştirseydi Zaten derdik ki o zaman herhalde mükemmel yaratmadı ki değiştirmek zorunda hissetti. Ha? O yüzden yaratış baştan mükemmel olarak yaratıldı. Olacak her şey baştan belli. Ha? Ve o yüzden ne? Yaratan ne diyor? Ben değişmem. Dediği koşul bu. O yüzden kişinin yaratana gelmesi için kişinin değişmesi lazım. Dolayısıyla sistem mükemmel bir şekilde işliyor. Kişi kendisini getirecek oraya. Başlangıçta projenin ilk düşünceden çıktığı hikayedeki gibi bu da en softan atsüt dünyasına yayılır. Her bir element atsüt dünyasından ya dünyalarına yayılır. Tıpkı evin yapımı esnasında aslen gerçekleştirilen tüm detayların projeden geldiği hikayedeki gibi. Dolayısıyla bu dünyada meydana gelmiş ruhların ilk seviyesinden en sof'tan uzanmayan küçük bir madde bile yoktur ve en sof'tan dünyasına yayılır. Yani en dediği adam kadmon ve yukarısı tamam burası sonsuzluk olarak düşünün buraya kadar. Hı. Ondan sonra en softan atsız dünyasına yayılır. Yani bu dünyada fiili olarak meydana getirilmiş şeyi özellikle ilişkilendirilmiştir. Ve nesil atsız dünyasından yani tanrısallık olmayı bırakıp yaratılan varlık olduğu neslin gerçekten vücut bulduğu üç dünya bir aya ve yetsiraya ve asya'ya yayılır. Ta ki bu dünyadaki alt seviyeye uzana kadar. Tamam. Dolayısıyla yaratılan varlıkta Atsilut'un aşağısından başlıyor. Bu yüzden Zohar kitabı Atsilut'un kendisinden ya da daha üstünden o yüzden bahsetmiyor. Sadece kime göre konuşabilir? Bize göre konuşabilir. Yani ruhların var olduğu yere göre. O yüzden Süt dünyasının altından bahsediyor sadece. Niyeti unutmadık değil mi? Hepimiz niyetimizi tutuyoruz. Hiçbir şey anlamamış olmamıza rağmen. Okay, belki anladınız. Üç aşağı beş yukarı. Kafanızda en azından bir şablon oluşuyor olsa da. Tamam Bu dünyaların içinde olmamamıza rağmen. Beraber bunların içerisinde. Yani yaratanla aramızda bir bağın olduğu koşulları yaşama arzusuyla çalışıyoruz. Buna göre bu dünyada en kendi genel kökünden ve atsuttaki özel kökünden yayılmayan hiçbir nesil yoktur. Daha sonra bir yadan geçer ve bir varlığın formunu kabul eder ve sonra bu dünyaya dünyada yaratılır. Yani ne diyor? Hepimiz baştan bakın ne güzel anlatıyor bize. Nereden geldiğimizi anlatıyor bakın. Yaratan bizi nerede yarattı? hangi koşullardan geçirdi ve bizi bu dünyaya nasıl getirdi? Bize anlattığı bir maddede yani 26. maddede bundan bahsediyor. Baştaki düşüncesiyle başlıyor. Baştaki düşüncesiyle birlikte devam ediyor. Atsüt dünyasında nasıl bizleri geliştireceğini düşünüyor. Tamam mı? Erdemliğiyle. Tüm sistemi oluşturuyor. Akabinde ne yapıyor? uygulamasına geçiyor. Yani arzularımızı inşa ediyor. Bir ya dünyaları neydi? Arzularımızın olduğu yer. Oradan da bizi bu dünyada yaratılan bir varlık yapıyor. Hadi şunu çizelim. Hayvan. Tamam. Alma arzun içinde bir varlık olarak yaratıyor. Tamam? Ondan sonra ne yapıyoruz? Evrelerden geçiyoruz reenkarnasyonlardan ta ki kalpteki nokta uyanana dek. Kalpteki nokta uyandıktan sonra özgür seçim var. O zaman adam olmak diye potansiyelimiz orada başlıyor. O ana kadar konuşacak bir şey yok. Tamam. Ha sokaktaki kedi ha sokaktaki adam. 27 Şimdi atsüt dünyasında tanımlanan tüm bu değişimlerin tanrısallığın kendisiyle alakalı olmadığını, sadece üç biya dünyası vasıtasıyla atsürt dünyasından aldıkları oranda ruhlara ait olduğunu anlayabilirsiniz. O dünyanın gerçekliğinin anlamı ilk planın başlangıçtaki düşüncesi, yani Ensof'la ilişkisine göredir. Yani yaratanın baştaki düşüncesiyle, tam buradan yaptığı eylemler kırık ruhların bizlerin olduğu yer. Tamam Bizler bu noktalara edinmek zorundayız. Orada çünkü yaratanın etkilerini, etkisini hissettiğimiz alan orası. Burada da hissetmiyoruz yaratanı. O yüzden bu dünyada kopuz. Tamam arada niye kopuz yaratandan bu dünyada hissedilmiyor çünkü yaratan. O yüzden adam sanıyor ki ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Yok. Hiçbir şey yaptığı yok. Yaratanın burada da etkisi var üstümüzde ama hissetmiyoruz. O yüzden bu dünya karanlık. Ama karanlık olarak bilinmesi bu yüzden. Bununla beraber hem Ensof hem de atsüt dünyasında hala ruh formunda hiçbir şey yoktur. Bakın bu önemli. Adam kadman ve atsüt'te ruh diye bir şey yok diyor. Ruh yok orada diyor. Ne demek ruh? Ruh arzu, perde geri yansıyan ışık. Arzular nerede? Bia dünyalarında. Yani ihsa etmek için kullanabileceğim arzuların bia dünyalarında. O yüzden o arzuları devreye sokana kadar ruh falan yok piyasada. Hanuka bayramını da işliyoruz şimdi. Tamam? Hanuka ne? Buradan öğrenelim hatta şuraya yapayım. Tamam. Maneviyatta iki seviye var diyoruz. Öyle değil mi? Tamam. Bir maneviyat, bir ruhların ıslahı. Tamam. Malkut'un bineye geçmesi. Merhamet dediğimiz. Tamam. Bakın ruhun ıslahı. Bu birinci koşul. Bir. Ruhun ıslahı. Tamam Bir. Diğer adı ne? Katnut. Diğer adı ne? Galgalta Eynayim. Diğer adı ne? Merhamet. Tamam Diğer adı ne? Bina. Maneviyat değil daha. Maneviyat nerede başlıyor? İhsan etmek için almaya başladığım zaman. Bu ne? Yaratılışın amacı. Yani biri yaratılışın ıslahı, tamam mı? Hatta şöyle çizeyim, şöyle yapayım daha makul ve mantıklı, tamam? yaratılışın ıslahı ve yaratılışın amacı O yüzden yaratılışın ıslahı dediğimiz tüm bu koşullar bir de yaratılışın amacı var. Esas manevi edinim orada. Yaratılışın amacı ne? İhsan etmek için Almak Tamam Perde Geri yansıyan ışık O yüzden burada İhsan etmek diye bir şey yok Burada ihsan etmiyoruz binada Sadece arzularımın üstüne Çıkıyoruz İhsan etmek Burada o yüzden manevi edinim o bölgede. Burada yani. Arzumu ihsan etmek için kullandığım zaman. Tamam mı? Bununla beraber hem Ensof hem de Atsü dünyasında hala ruh formunda hiçbir şey yoktur. Tıpkı tasarımı yapan kişinin projesinde ahşap, tuğla ve demir olmadığı gibi. Ruhların varoluşu Briya dünyasında ortaya çıkmaya başlar. Bakın nerede taburlarda. Briya dünyası dediği burası. Neydi Briya'nın rengi? Tülayan var mı? Kırmızı. Tamam. Buraya dünyası kırmızı. Yet sıra yeşil, asya siyah, atsut beyaz. Ruhlar orada ortaya çıkıyormuş. Bu nedenle aslında ruhların paylarına bölüştürülen, bölüştüren on sefirotun kelime ille de tanrısallık değildirler ama yeniliktirler. Bu böyledir çünkü Tanrısallıkta herhangi bir değişiklik ya da numaralandırma olmaz. Yenilik dediğine yaratanda yeni bir şey yok. Kim yoktan var den, yaratılan varlık. Tamam? Mı? Dolayısıyla bizlerin ne oluyor? Arzuları yenileniyor. Ne demek yenilemek? İçimizde arzuları almaktan hissetmeye, yaş yaş getirmeye yenilenme diyoruz. Tamam? Dolayısıyla üç rengi kırmızı, yeşil ve siyahı biyadaki on sefirotun kelimine atfederiz. Bununla tanrısallık olarak kavranması hayal edilemez. Zira onun içinde hiçbir surette yenileme yoktur. Ancak biyadaki on kelimin içinde kıyafetlenmiş olan ışık tümüyle tanrısallık, ve birliktir. Bir ya dünyaları ne? Çünkü arzularımız. O yüzden tanrısallık yok diyor. Ama arzularımın içi, arzularım daha doğrusu ihsan etme niteliğiyle, merhamet ışığıyla kıyafetlenip ışık alırsa yaratandan, o zaman diyor ki tanrısallıktan konuşacak bir şey var. Niye? Çünkü yaratan ışığını hissediyor isek, o zaman konuşacak bir şey var tanrısallıkla ilgili diyor. Hiçbir şekilde tanrısallık ve birlik hiçbir şekilde değişmezdir. Asya'nın en alt klişesinde kıyafetlenmiş ışık bile hiçbir değişme olmaksızın tamamıyla tanrısallıktır. Bunun nedeni ışığın kendi başına bir olmasıdır. Ve onun aydınlığında yapılmış olan tüm değişimler tanrısallık olmayan sefirotun kelimi tarafından yapılır. Bunlar genel olarak yukarıdaki üç renkten oluşur. Özellikle bu üç renkten sayısız değişim yapılmıştır. Tamam Yani ne, de, ne demek üç renk? Işığın kabımıza yansımasından aldığı renkler. Tamam mı? Prizmadan ışık geçirmek gibi. Hani prizmadan ışık geçirseniz ee, gök kuşağının renklerini alıyor ya. Beyaz ışık geçiriyorsunuz ama prizmadan çıkarken gök kuşağı renklerini alıyor. Aynı şekilde. ...Yaratan'ın bize yaklaşımı sabit diyor. Ama onun sabit yaklaşımından bahsetmiyoruz diyor. Ancak onun bize yaklaşımından ortaya içimizde çıkan koşullara yani arzuların içinde ifşa olan şeylere renkler diyor. O zaman tanrı sağlıktan bahsedebiliriz diyor. Arkadaşlarımızdan da öyle bahsettiğimiz gibi. Ali veli iyi diyoruz, kötü diyoruz niye? Çünkü bize yaptıklarından iyi, kötü vesaire diyoruz. Burada da ışığın bize eyleminden bahsediyor. Diyor ki ışık içimde yaptığı eylemi ben hissetmediğim sürece konuşacak bir şey yok tanrı sağlıkla ilgili diyor. Ancak hissettikten sonra konuşabilirim diyor. Vahdet bir şey sormuş. Madde 28'deyiz. Yaratan düzeltecek ne demektir? Bir taraftan kitaplar ve hocalarımız <laughs> yaratanın bizleri bağımsız ve mükemmel kılmak istediğini söylüyor. Fakat diğer taraftan son eylemi hep yaratan yapıyor. Ve onu da en çaresiz noktamızda yapıyor. Bu neden, bunu neden yapıyor? Şimdi bak. Biraz bak burada çalıştığımız şeye bak. Verdiği örneğe de bak. Yaratan diyor ki baştan güzel bir saray düşünmüş, tasarlamış. Diyor ki ben bir saray yapacağım. İçinde her şey olacak. Mükemmel bir saray. Baştan planlamış her şeyi. Şimdi bu sarayı birilerine getirecek. Tamam? Mi? Misafirlere ihtiyaç var. O yüzden Kafasında bir saray var. Baştan mükemmel bir şekilde oluşturuyor. İçinde ziyafet, eğlenecek her türlü şey, tüm eğlenilecek her şey, mutlu olabilecek her şey, insanların mutlu olabileceği her şeyi sarayın içine koyuyor. Saray hazır mı? Hazır. Şimdi ne yapması lazım? Yaratılan varlıkları yapması lazım. Onlara da verdiği şeylerin değerini bilecek aklı vermesi lazım. Yaratanın problemi bu. Dilema. Ben nasıl yaratılan varlıklar yaratacağım ve onları mükemmelliğe getireceğim ve onları mükemmelliğe getirirken onlar kendilerini daha alçak ya da rencide edilmiş ya da benden daha küçük hissetmesinler. Ki bizler birbirimizin Alınlarımız açık olarak gözlerimizin içine hiç utanmadan bakabilelim. Problem. Hmm. Bir taraftan yaratılan varlık hiçbir şey becerecek kapasiteye sahip değil. Çünkü alma arzusu sadece. Yapabileceği hiçbir şey, yapabileceği tek şey almak. Dolayısıyla bu alacak ve alma doğasında olan varlığa sürekli bir şey verirsen ne olacak? Köpek gibi olur. Bir hayvan gibi sürekli sahibinden besleniyor, suyunu içiyor oradan, yemeğini yiyor oradan, bilmem kumuna gidiyor, tuvaletini yapıyor. Her şeyi ev sahibi faslasıyla yapıyor. Hiçbir bağımsızlığı yok. Dolayısıyla yaratan bir sıkıntısı var. O yüzden diyor ki nasıl ben bunlarda akıl inşa edebilirim? O yüzden kendisini gizliyor. Bizim çocuklarımıza yaptığımız gibi değil mi? Çocuklara ne yapıyoruz? Bak sana bir oyuncak aldım diyoruz. Bin parçalı bulmaca. Hadi şimdi bunu yap. Sonra da bırakıyoruz. Çocukla oturup orada bulmacayı yapmıyoruz. Ama diyoruz ki bak bu resimle bu resme bakacaksın. Bu resmin aynısını yapacaksın. Tamam O çocuk da orada kafayı yiyor tabii ki bin parçayla. Tamam Bizim de dünyada yediğimiz gibi. Tamam ama ne yapıyor bununla birlikte? Resme bakıyor, parçaları ayıklıyor. Bir şeyler kafasıyla geliştirmeye başlıyor. Kendi çabasıyla bir şeyler yapıyor. Hediyeyi veren kim? Anne ya da baba. Problemi önlerine koyan kim? Yine o. Ama işi yapan kim? Çocuk. Yaptığı işle erdemlik sahibi olan kim? O da çocuk. Dolayısıyla yaratan bizlerin önüne koyduğu koşullarla bizlerde bir akıl, erdemlik, yaklaşım, bilinç inşa ediyor. İşi o yüzden yarıdan yaptı diyoruz. Niye? Çünkü benim yapabilmem için bana koşulları getiriyor. Koşulları her şey tamam diyor ki ama sen bir araya getir. Tamam. Sıkıntın olursa da bana ağla. Yani ağla dediği şey benden yardım iste. Ağla derken Dünyadaki gibi değil. Sıkıntın olursa da bana söyle diyor. Nasıl okulda bir şey yapamadığımız zaman elimizi kaldırıyoruz. Hocam şunu anlamadım diyoruz. Hoca bize anlatıyor. Sonra ayar çekiyoruz. Maneviyatta da aynı şekilde. Maneviyatta neyin olup bittiğini bilmiyoruz. Ama diyoruz ki bana yardım et. İşin püf noktası öğretmeni görüyoruz. Yaratanı görmüyoruz. Ama işin güzel yanı şu. O yüzden size her derste söylüyorum yertandan talep edin. Çünkü ederseniz yardım eder. Şimdi yardım ettiğine şahit olduğunuz zaman, gördüğünüz zaman yaş yaş bu alışkanlık haline gelecek. Diyeceksiniz ki aa yardım istediğim zaman şu şekilde yardım istediğim zaman yardım ediyor. Ama bu şekilde istediğim zaman etmiyor. Ama şöyle bir şey yaptığım zaman o bu zamanda tokat yedim. Tamam mı? Tüm olaylarda bize yaklaşımlarından neler yapabileceğimizi bu şekilde anlıyoruz. Başka türlü olmazdı. Anne babamız da bizi öyle yetiştiriyor. Bir gün gülüyor, bir gün yüzünü ekşitiyor, bir gün biraz çizgiyi aşıyoruz, terliği fırlatıyor. Tamam, o Türk annenin karakteridir. Başka hiçbir ülkede öyle bir anne yoktur. Türk annesinin terlik fırlatma olayı. Tamam. Niye? Çünkü diyor ki bak yavrum buraya kadar. Bundan <laughs> sonra bir terlik yersin. Çünkü annemle sınırlarımız belli. Olması gereken de bu. Doğru yapıyor. Doğal olarak yapıyor doğru. Tamam. Yerden de bizle aynı şekilde. Şimdi yapmamız gereken şey ama kabalistlerin yazdıklarına göre gidersek Yok ki fazla sıkıntı çekmezsiniz. Yani terlik fazla gelmez. Yani Arda'sı da terliği yersin ama yani her gün olmaz. O yüzden kişinin önce babasından yani çocuğun babasından doğru şeyi istemeyi öğrenmesi lazım. Durum bundan ibaret. Doğru şeyi öğrenirse, doğru şeyi istemeyi öğrenirse çalışmadan, kitaplardan, tamam mı? O zaman yaratandan o kadar hırpalanmazsın. Tamam? Mı? Son eylemi yaratan yapıyor demek bana yapmamda yardımcı oluyor. Mecburen. Çocuklara da yardımcı oluyoruz. O son hamleyi tak beraber yapıyoruz, tamam mı? Ancak böyle bağımsız olabilirsin çocuk da bağımsız olana kadar yıllar geçiyor. Bak hala 35, 40 benim kuzenler var. <laughs> 30 küsürde herkes evden çıkmıyor. Ev rahat diyor. Ha. O yüzden anne her şeyi organize ediyor yine. Ev sıcak, yemek var, çamaşırlar hallediliyor. Evden çıkmak isteyen yok. Ha. Öyle bir durum. O yüzden yaratanın bizi itmesi lazım ki bağımsızlığa gelebilmek için itilmemiz lazım. Dışarıya itilmemiz lazım. O yüzden çocuklar büyüdüğü zaman da doğru eğitimle dışarıya itmek. Gidip kendi başının içerisine bakman lazım diye hafif itmemiz lazım çocukları. Tamam, yoksa bir şey olmaz. Eğitimin parçası. Tamam. Çaresiz kalmadığın yerde yardım edilmez. Bağlısı'nın güzel bir makası var öyle. Ne diyor hocalarımız, <laughs> atalarımız? Bıçak kemiğe dayandı. Bıçak kemiğe dayandığı zaman <laughs> yardım talep edeceksin. Ne demek bıçak kemiğe dayandı? Elimden gelen her şeyi yaptım. Hala yapacak koşulum yok. O zaman yaratanı devreye sokuyorum. Yaratanı da görmek istediği bu zaten. Bir şey becereceğimizden değil. Ama bu elinden geleni yaptı artık tam bu noktada devreye gireyim. O yüzden ne diyorum? Hep sürekli bir şeyler ekleyin çalışmanıza diyorum. Bir şey yapmadan yapamadığınızı göremezsiniz. Yapamadığınızı görmeden de yerdanla konuşacak bir şeyimiz yok. O yüzden burada bakın her şey çok mantıklı. Tam kabalistlerin dediği manevi edimde yapmam gereken, yap, diye tavsiye ettikleri, yapmam gereken diye bir şey yok. Diyor ki şunları şunları yaparsan grupta bunu beceremediğini göreceksin. Beceremediğini gördüğün yerde yerdenden yardım isteyeceksin. Çok basit çocuklarda olduğu gibi. Ne diyoruz oğlum şunu yapmaya çalış bana haber ver. Tamam ben içerideyim. Aynı mantık. O yüzden bizim de bir şeyler yapıyor olmamız lazım ki yapamadığımız yerde dönebilelim. Yaratana dönebilelim. O yüzden başka türlü olmaz. Doğukan soruyormuş. Manevi edinimin gerçek olduğunu nasıl anlayacağız? Beynimizin bir oyunu olamaz mı? Şimdi bak. Normalde yaşadığımız hayatın da beynin oyunu olduğunu bilmiyorsun. Görüyorsun adam doğuyor, yaşıyor, ölüyor bazen rüya görüyor rüyasını gerçek sanarak uyanıyor. O yüzden maneviyat ne demek? Gerçeği edinmek demek. Gerçeği edinmek ne demek? Olan her şeyin arkasındaki düşünceyi, niyeti, sebebi anlamak demek. Bu anlayışa gelmek maneviyatta gerçeği edinmek demek. Biz niye hayal aleminde yaşıyoruz? Çünkü biz yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yarını bırak bir saniye sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Hepimiz kaktüs üstündeyiz. Tamam Dünyanın gidişatına bakarsan. O yüzden biz ne olacağını bilmiyoruz. Allah'ına kurban yaşıyoruz. Freni patlamış, kamyon gibi yokuş aşağı. Bir gece kondunun içine gireceği kesin. Bizim hayatımız öyle. O yüzden bizim esas bu hayatımız yalan. Ne olacağını bilmiyorsam. Öyle değil mi? O yüzden gerçeği edinmek demek, olacak olanları önceden görebilmek demek. Doğada işleyen tüm kanunları baştan görebilmek demek. Tokadı yemeden tokadın gelişini görmek demek. Sinek gibi. Kara sinek. Tamam mı? O realiteyi bizden çok daha yavaş algılıyor. Hani sineklikler vardır ya sinekleri vurmak için kullandıkları. O yüzden bazen hani kaldırırsınız, sineğe vurmaya çalışırsınız ama sinek çoktan kaçar. Niye? Çünkü bizim için çok hızlı olan bir şey onun için çok yavaş bir şekilde işliyor. O yüzden o bir kilometre ilerden görüyor senin elinin kaldırdığını şöyle yavaş hareketlerle gittiğini. O yüzden kaçacak vakti var. <laughs> bizim de yaratanla realitedeki ilişkimizde ne demek erdemli edinmek? Olacak olan şeyleri önceden görmek demek. Gerçeği görmek bu. Tamam Akın soruyor. Yaradan'ın adama tokatı nedir? Manevi sebeplerden ötürü aldığımız bir tokatı nasıl resimlerdik? Tokat güzel bir soru. Ne demek tokat? Yaradan'dan kopuk olmaya tokat denilir. Dünyevi hayatta aldığım zorluklar tokat değil. Tamam. Dünyevi hayatta yaşadığımız her şeyi egzersiz gözüyle bakacaksınız. Yapacak bir şey yok. İyi, kötü, çirkin, zoraki, şu bu. Okula da gidiyorsunuz. Hoşunuza giden ders var, hoşunuza gitmeyen ders var. Ama mecbursunuz, hepsini alıyorsunuz. Tam paket geliyor çünkü. Tamam Çocukluktan seçmeli ders yok. Hayatta da öyle. Kaderde öyle bir paket veriliyor adama. Diyor ki bunları öğrenmen lazım. Şu derslerden geçeceksin. Tokat o derslerde çektiğimiz ızdırap sıkıntı değil, onlara nasıl yaklaşacağımızı oturtamamaktan kaynaklanıyor. Yani ızdırabımız sadece bize olan şeyleri neden olduğunu bilmemek. O yüzden doğru yaklaşım sağlayamıyoruz. O yüzden kabalistler diyor ki daha doğru yaklaşımı oturtmak için doğanın kanlarını öğrenmemiz lazım. Doğanın kanları da ancak beraber doğanın kanunlarını edinmeye çalışarak ve uygulayarak yapmaya çalışırsak yaradanın da yardımıyla anlayabileceğimiz bir şekilde içimize siner. O zaman tokat şu olur. Yaratılıştan kendimi kopuk hissettiğim zaman, yani yaratandan kopuk hissettiğim zaman, sevgi ve ihsan meniteliğinden kopuk hissettiğim zaman, ızdırap demek bu maneviyatta. Dünyevi ızdırabınız değil yani. Kafayı hiç oraya bulaştırmayın. Dünyevi hayatın ızdırabı bize yönelik değil, o hayvansal hayatımıza yönelik. Hayvanı terbiye etmek gibi. Tamam Evinize küçük bir köpek alıyorsunuz. Sağa sola ne yapıyor? Sağ solu kirletiyor. Ne yapıyorsunuz? Elinize bir gazete parçası alıyorsunuz. Her yaptığında poposuna bir tane vuruyorsunuz ki öğreniyor ki buraya yapmaması lazım. Tamam. Bizde de aynı şekilde yaratan da insanın terbiye edişi bu şekilde. Diyor ki bunları yapmaman lazım. Yaptığın zaman böyle oluyor. O yüzden o hayvansal hayatımıza yönelik maneviyatta ise kalpteki noktaya endekse çalışacaksınız. Kalpteki nokta neyi arzuluyor? Bütünlük. Bütünlüğü hissetmek. Sevginin ve ihsan niteliğinin yaratanla bütünlüğün, birliğin bütünlüğünü hissetmek. Onun eksikliği onun için ızdırap. Tam sevginin eksikliği. Ondan sonra Kadir soruyor Antalya'dan. Realitede gün içinde fark ettiğimiz alma arzumuzu hatırlamamız. Yemek yerken, içerken, çalışırken vesaire. Bu eylemlerin yaradanı memnun etme niyetini hatırlayıp hissetmemiz maneviyat için bir faydası olur mu olmaz? Niye? Çünkü maneviyatla alakası yok onların. Maneviyatla ilgili tek şey bizim hayatımızda şu vatandaş. Şu. Tam kalpteki nokta. Arkadaşlar dünyevi hayatımızın, tamam mı? arzularını yani ilgilenmeyin demiyorum yanlış anlamayın. Ama hiç hiçbir alakası yok. İsterseniz 10 saat uyuyun. Şanslıysanız tabii. Şanslıysanız kabala çalışıyorsanız 10 saat uyuyabilirsiniz ne güzel. Yemek yemekti, cinsellikti, yok iş hayatıydı, şuydu buydu maneviyatta hiç alakası yok bunun. Tümüyle hayvansal hayatımıza bağlı. O yüzden konuşacak bir şey yok bunlarla ilgili. O yüzden bu vatandaşla ilgili konuşacak bir şeyimiz yok. O otopilotta gidiyor zaten. Tamam içimizde birden bir arzu ortaya çıkıyor. Canımız bir şey istiyor. Onun peşinde gidiyor. Maneviyat ne? Bu neyin peşinde gidecek? Hmm kalpteki nokta neyin peşinde gidecek? Bunun yukarıya gitmesi lazım. Yukarıya gidecek gücü var mı? Yok. Niye? Çünkü adı üstünde kalpte sadece bir nokta. Dürtü. Hiçbir gücü yok. O yüzden Yerdan sağ olsun. Diğer kalpteki noktalarla birlikte bir araya getiriyor. Diyor ki birbirinize yardım ederseniz bu iş olur. O yüzden her bir dostuna yardım etti maneviyatın en büyük prensiplerinden biri biliyorsunuz. Doğukan soruyor. ...kendimizi nasıl kalpteki nokta ile ilişkilendireceğiz? İlişkilendiremezsin. Ancak grup olursa ilişkilendirebilirsin. Çünkü gün içerisinde de kalpteki nokta dediğimiz şey ne? Tüm arzularımın içerisinde arada sırada maneviyata yönelik bir arzumun olması. O da alma arzusu. Tamam, kalpteki nokta da bir alma arzusu. Onu da canı almak istiyor. Diyor ki bana maneviyatı ver diyor. Tamam diğer kalbimdeki diğer arzular ne istiyor? Para, ondan sonra cinsellik, itibar, dünyevi arzular, bilgi, şan, şöhret vesaire. Tamam saçma sapan çocuk çocuğun uğraştığı şeyleri istiyor. Kalpteki nokta o da diyor bana ben de maneviyatı istiyorum diyor o da almaz. Ama onun manevi bir şekle şemale çekebilmek için, maneviyatla ilişkilendirebilmek için ne yapmam lazım? Kendimi çevrenin içine sokmam lazım. Manevi bir çevre yapmam lazım kendim. Nedir manevi çevre? Rehber, dersler. Tamam yani kitaplar, dersler derken kitaplar, çalıştığımız kitapları biliyorsunuz. Allah Allah. Kitaplar. Ondan sonra cuma dostlar. Dostlar dediğimiz ne? Aramızda yaptığımız faaliyetler işte. Tamam, yemek yediydik yok. Kongre yaptıydık beraber bir şeyler okuduyduk, ders çalıştıydık onlar. Bunu ne kadar güçlendirirsen ne işleyecek burada? Yaratan ışığı işleyecek. Yaratan ışığı da gruptan sana geçecek. Neden sana tek başına olursan geçmez? Çünkü burada açıkladığım gibi kalpteki noktada bir alma arası. Almarsuna ışık direkt giremez. Birinci kısıtlama kanunu var. Kalpteki noktada ne istiyor? Maneviyatı istiyor, da istiyor. O yüzden bu maneviyata olan arzuyu doğru bir arzuya çevirebilmek için... ...çevreye ihtiyacım var. Ki oradan ışığı alayım. Çünkü doğru manevi arzüne... yerden gibi başkalarına ihsan edebilmek. E kime ihsan edeceğim? Bu çalışmayı ortak yaptığım insanlara isna edeceğim. Sokaktaki adam anlamaz yaptığım çalışmayı. O yüzden ortak bir grubumuz olması lazım. Herkesin karşılıklı çalışma içinde olacağı bir grup ki o zaman konuşacak bir şey olsun. Bu yüzden çok önemli. O yüzden rehber, dersler, kitaplar, dostlar onların içine kafayı sokacağım ki maneviyatı olan o alma arzum, manevi alma arzum evrilip çevresin, yoğrulsun yani. Grup ne olacak? Usta olacak. Ben de onların ustanın elindeki kil parçası gibi olacağım. Benden bir kab inşa edecek grup. Doğru bir kab. Çevrenin yaptığı şey o. Nasıl? Yardımın yardımıyla. Tamam. Kendi başımıza yapmaya çalışırsak yerden olmadan komünistler gibi olmaya çalışırız. Hani cici toplumlar yaratan, yaratan öyle vatandaşlar var ya. Güzel bir toplum olalım, cici bir toplum olalım vesaire diyen. O tür insanlar gibi oluruz. Yaratılışın amacı o değil. O yüzden başarılı olamayız. O yüzden hep yaradanı işin içine sokmamız lazım. Yaradanı da hatırlayabilmemin nedeni ne? Grupta hep beni yönlendirecek bir çevre olması lazım. O yüzden her derste ne yapıyoruz? Her dersin başında derse hazırlanıyoruz. Ki niye arkadaşlarla beraber olduğum belli olsun. Kimsenin öyle ne derler? Gözüne kaşına mıydı? Gözü kaşı için gelmiyoruz kimsenin. Öyle değil mi? Tamam <laughs> mı? Öyle miydi diyeyim? Yanlış hatırlamadıysam. Tamam. Kimsenin gözünün kaşını sevdiğimiz için gelmiyoruz. Gelmemizin amacı farklı. Yaratana ihsan etmek için. O yüzden derste düşüncelerimizde net olacağız. Biz şimdi hepimiz buraya geldik. Çalışmadan istediğimiz bir tek şey var. İhsan etmeye yönelik bu dürtüyü biraz güçlendirmek, büyütmek ki o, o hissin içinde yaşamaya başlayalım. Yani kendim için alma hissin içinde yaşamaktan çıkıp ihsan etmek denilen bir hissiyatın içinde yaşamaya başlayalım. Bu arzuyla çalışırsak o zaman ne olacak? Çevrenin içinde ustanın elindeki kil parçası gibi olacağım. Yerden benimle oynamaya başlayacak. Arzularımı, düşüncelerimi etkilemeye başlayacak. O düşünceler nereden gelecek bize? Hepimizin ortasında. Çünkü beynin düşünce üretme kapasitesi yok. Ama hepimiz arzularımızı bir yönde yönlendirirsek arzu ne getirir bana? Arzuyu nasıl elde etmem gerektiği yönünde kafam çalışmaya başlar. Beynin işine bir şey istiyorsam nasıl elde edebilirimin hesabını yapıyor. Tüm işi bu. Tam yavaş yavaş oturuyor mu rayına her şey? <laughs> Yap bozdaki gibi. Tamam Vahdet beynimizin ne işe yaradığını şimdi anlayabildik mi? Eğer içimdeki manevi arzuyu güçlendirirsem, şimdi kafam o arzuyu nasıl yapabilirim, nasıl elde edebilirim, nasıl hissetmeye gelebilirim acaba diye düşündürmeye getiririm. O yüzden yapmamız gereken şey ne? Doğru arzuyu inşa edelim. O zaman beynimiz İhsa meyünlik çözüm arar. Ha? Kolay yani. yani bu bir artı bir eşittir. Bir, birinci dönem birinci ders miydi bu? Tamam. Birinci dönem ikinci ders hadi. Bilemedik. Şablon kolay. Unutuyoruz sadece. Unutmamız da gerekiyor. Unutmazsak yenileyemeyiz kendimizi. O yüzden ne, neden unutuyoruz hep? İhsan etmeye yönelik çalışıyoruz. İhsan etmek doğamıza aykırı. Yeni bir katman bayağılık ortaya çıkınca tüm her şey ne olacak? Sanki silinecek. O da sanki silinecek. İzleri yine var. Ama sanki unuttum. Çünkü yeni bir bayağılığım var şimdi. O yüzden ne yapmam lazım? Tekrar dersler, tekrar grup. Ki o arzunun üstüne çıkayım. Nasıl geliyoruz Malkut'tan Bine'ye? Biraz önce çizdim. Tamam. Şöyle. Burada. Tamam. Nasıl geliyoruz Malkut'tan Bineaya? Arzularımın üstüne çıkarak. Nasıl çıkacağım? Yeni bir katman ortaya çıkacak. Yine çalışacağım, yine çabalayacağım. O arzunun da üstüne çıkacağım. O arzu beni kontrol etmeyecek. Ben onu kontrol edeceğim sağ sola tasma ile çekilen bir köpek yerine tamam mı? Tasmaya ihtiyacı olmayan, sahibinin peşinde güzel güzel giden bir varlık olmaya geleceğim. Maktum bine çıkması o. O yüzden her defasında bu bayağılık artmak zorunda. Manevi basamaklarda yükselmek bu. Bayağılığım artacak. Geçmişi unutacağım. Sanki sıfırlandım. Yine çalışmam lazım. Şimdi o bayağılığı aşmak için yine grup, yine rehber, yaratan kitaplar, dağıtım, dostlar, şu bu, şu bu, şu bu, şu bu. Ta ki tüm bayağılıklarımı tak 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 aşana kadar. Çocuklar da öyle büyüyor. Nasıl ne yapıyoruz? Tüm çocuksu arzularımızı nasıl aşıyoruz? Büyüyerek aşı, aşıyoruz. Çevrenin etkisiyle. Ama 3 yaşındaki çocuk oyuncak kamyonla oynarken 15 yaşındaki çocuk oyuncak kamyonla oynamıyor artık. Ama bu dünyada da öyle. Burada da öyle. Tam dünyadaki fa fark doğal olarak oluyor çocukta. Biz bunu gayri yani nasıl derler gayri doğal değil de an anti doğal yollardan yapmamız lazım. O yüzden. O yüzden grup olmadan kalpteki nokta ile ilgili konuşacak bir şey de yok. İlk başta sadece bir dürtü. o. Ondan sonra İstanbul'dan Nesrin sormuş. Her şey simgesel olarak anlatılıyor ise manevi bir varlık nasıl fiziksel bir varlık yaratabilir? Manevi bir varlık fiziksel bir varlık olarak bizi yaratmıyor. Fiziksellikte var olduğumuz algısını yaratıyor. Ha, tamam, şimdi püf noktası o. Çünkü bizim esas yaratıldığımız ve var içinde var olduğumuz koşul burası. Şurası. Buradayız. Hepimiz şu sonsuzluğun içindeyiz. Fiziksel varlık falan yok. Ama fiziksel olarak var olduğumuz hissiyatındayız. Fiziksellik ne demek? Bakın realiteyi algılamaktan biraz bahsedecek olursak. Fiziksellik de kendimi nasıl algılıyorum? Neden fiziksellikte algılıyorum kendimi? Çünkü niyetim kendim için almak denilen realite algısına fiziksellik denilir. O kadar. O yüzden ciddi, ha ciddi mi? Tamam yani maneviyat çalışan bir adam için ciddi. Ama işin açıkçası düşünürsen görüyorsun. insanlar ölüyor, kalıyor, bin bir şey oluyor. Kabus gibi şeyler oluyor niye kabus gibi şeyler oluyor? Çünkü real değil. Yani bizim gözümüzde gerçek gibi olmasına rağmen gerçek değil. O yüzden fiziksellik kapasitere göre yok. Ama yaratanı yaptıklarından algılamak için güzel bir tezgah. şey gibi şimdi şeyler var hologramlar var ama hologramlarla oyun oynuyorlar simülasyon yapmak gibi ya da uçak simülatörleri gibi. Tamam. Uçağın içindeymiş gibi hissediyorum kendimi. Ama uçakta değilim. İstersen uçağı alıp yere çakayım. Biliyorum ki ölmeyeceğim. Niye? Çünkü simülatör içerisindeyim. Bizim dünyamız da öyle bir simülatör gibi. O yüzden ölüm falan bizim gözümüzde olmasına rağmen realitede de yok. Mesela sadece Kabalstein dediği gibi rüya alemi. Tamam. Şimdi son 12 dakikamız var. Bu parça biraz 29 biraz uzun. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Rabaştan bir şey okuyalım kısa. Ve Güher'in bahsettiği şeye de katılacaksınız inşallah. Daha yeni bir haber almadım ama üstünde çalıştıklarını biliyorum. O yeni siteyle ilgili. Bu arada Facebook sayfamızı kapatmıştı arkadaşlar. Nedenini anlamadım. Facebook'tan kaynaklanıyor yani. Ben biliyorsunuz teknik olarak biraz beceriksiz bir insan olsam da benle alakalı değil yani. Ha? Sorun değil gerçi. Pek sıkıntı yapmıyorum. Ama haberiniz olsun. Yani açarız ileride. Bir tane açarız ne olacak? O kadar da sıkıntılı değiliz. 285 Rabaş'ın sosyal yazılarından Çalışmaya lolishmada başlamak ne demektir? Sadece o bölümü okuyacağız. Tamam mı? Dört paragraf ilk bölüm. Makale 23.987-88 Çalışmaya Lolişma'da başlamak ne demektir? Lolişma başlı başına büyük bir seviye bu arada. Ama hani Lolişma'dan lişmeye geliyoruz. Yani kendimiz için koşulundan, yaratan için koşuluna geliyoruz. Lolişma kendimiz için çalışmak, maneviyatı. Kendim için maneviyat istiyorum. Lolişma. Ama kendim için maneviyatı istiyorum demek o bilince gelmek demek yani her şeyi sanki Yaradan için yapmaya çalışıyor iken görüyorum ki hiçbir şeyi kendim yani hiçbir şeyi onun için yapamamışım. O yüzden lolişma maneviyatta büyük bir derece kişinin kendisinin ne mal olduğunu net gördüğü bir koşul lolişma. Ama o yüzden küçümsemiyoruz bu durumu. İnşallah hepimiz o noktada oluruz kısa zamanda. Pesahim'de şöyle yazılmıştır. Kabalist Yehuda şöyle der. Kişi lolişmada onun adı için değil, olsa bile daima manevi çalışmaya bağlanmalıdır. Çünkü lolişmadan lişmaya yani onun adı için gelir. Meymonides der ki, atalarımız şöyle der. Kişi lolişmada olsa bile lolişmadan lişmaya geldiğinden daima manevi çalışmaya bağlanmalıdır. Dolayısıyla küçüklere, kadınlara ve sıradan insanlara sadece korkunun dışında ve ödül alma amacıyla çalışmaları öğretilir. Yani dinlerin nereden çıktığını öğrendiniz böylelikle. Dinler bu şekilde çıktı. Ne demek? Küçüklere, kadınlara ve sıradan insanlara korkunun dışında ve ödül alma amacıyla çalışmalar öğretilir. Sokaktaki vatandaşa adam akıllı yaşasın diye dini vecibeler öğretilir ki ahlaki değerleri olsun. Tamam mı? o da zaten 2000 yıl içinde sadece. Yani 1995'e kadar idare etsinler diye. Manevi çalışma için tanımlayacak olursak, grup içerisinde, tamam mı? grup içerisinde dediği küçükler, kadınlar, sıradan insanlar bizim hallerimiz. Yani her birimizin grup içerisinde küçük olduğu zaman var, kadın olduğu zaman var, sıradan insan olduğu zaman var. Ne demek küçük? Gücü yok demek. Manevi çalışmasının içinde ama ilerleyecek gücü yok. Adım atacak gücü yok küçük. Ne demek kadın? O da gücü yok. Almarsun içinde, tamam? Ya da bayağılığında almarsun içinde düştü. Kadın neyi temsil ediyor? Almarsun. Tamam? Hepsi bunların kişinin içinde cinsiyetlerden bahsetmiyor. Hepimizin içinde bulunduğu koşullardan bahsediyor. Tamam? Ve sıradan insanlar. Yani zayıf almarsun içinde olduğumuz haller maneviyattan kopuk olduğumuz haller. Tamam mı? Günlük düşünceler kafamızın içinde olduğu zaman hiç ne dostları düşünüyorum, ne yaradan düşünüyorum, ne maneviyat, ne amacı hiçbir şey düşünmüyorum. Öyle sokakta yürüyorum mesela. Tamam? Mı? Kafam bomboş. Sıradan insanlar dediği maneviyatı çalışan bir adam o an o sıradan insanlar gibi. Bizim yaşadığımız hallerden bahsediyor yani, başkasından değil. Dolayısıyla küçüklere, kadınlara ve sıradan insanlara sadece korkunun dışında ve ödül alma amacıyla çalışmaları öğretilir. Bilgilerini arttırdıktan ve ilmi edindikten sonra onu edinene, onu bilene ve sevgiyle hizmet edene kadar bu sır onlara söylenebilir. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Manevi yolda ilk geldiğimiz zaman güç toparlayana kadar grupta biraz harmanlaşana kadar ne diyoruz işte yarıdanı edineceğiz realite ifşa edeceğiz her şey çok güzel olacak zaten aradığımızda buydu bu hayatta zaten pek bir tadı tuzu yok diyoruz sonra grupta ilerledikçe Rabaş'ın makallerini çalışmaya başlıyoruz diyoruz ki o arkadaşları sevmen lazım arkadaşlara ihsa etmen lazım. O zaman ne görüyoruz? Görürüz ki bazı arkadaşların enselerindeki tüyler diken diken oluyor. Tamam? O zaman ayrılıyorlar. Tamam mı? O yüzden gruptan ayrılma vesaire neden oluyor? Çünkü manevi çalışma ne olduğunu açıklamaya başlıyoruz. O zaman o ne diyor? Adamın içindeki küçük kadın, sıradan insan diyor ki, "Aa bu benim için zor." Tamam? O yüzden maneviyatta güç kazanması lazım. O yüzden birinci dönemde biraz güç vermeye çalışıyoruz. İkinci dönemde hafif aralıyoruz. Bakıyoruz kalan var mı yok mu? veya <laughs> kalan varsa tanışıyoruz. Grup biraz daha güç veriyor, içine alıyor. Ondan sonra çalışmada biraz daha aralıyoruz. Diyoruz ki o başkalarına da yardım etmemiz lazım. Biraz dağıtım yapmamız lazım. Niye? Çünkü tüm dünyadan biz sorumluyuz. Biraz daha güçlenirse ne diyoruz? Dünyadaki tüm kötülükler sadece senin yüzünden diyoruz. Tamam mı? O zaman o iyice şok geçirmeye başlıyor. Ama ama güç sahibi olursa realitenin algılanmasından anlıyor ki dünyadaki tüm olumsuzluklar gerçekten benim içimdeki var olan niteliklerin yansıması. Dolayısıyla güç edinmek ne demek? Anlayış edinmek erdemliğimi edinmek. Ki şimdi bununla ilgili yapacak bir şeyim var. Tamam. O yüzden çalışmada yavaş yavaş aralıyoruz. Eğer kişi güç sahibi olursa, güç edinirse, kalpteki noktası da güçlüyse, kendisini de gruba verirse ne yapabilir o zaman? Dünyada gördüğü olumsuzların, olumsuz her şeyin kendi suçu olduğunu, dünyayı kendisi kendi bozukluğundan gördüğünü anlamaya başladıkça bunları o, o zaman mutlulukla karşılar. Niye? Çünkü bunları ortaya çıkartırsam icabına bakabilirim. Eğer ortaya hiç çıkarmasaydım hala var olup icabına da bakamazdım. Yani sanki kanserim ve haberim yok. O koşulda olurdum. Ama şimdi diyorum ki bir hastalığım var. Bunun hemen icabına bakarsam bir 30-40 yıl daha yaşarız. <laughs> Mantık gerçekten böyle. Bu mantığı oturtursanız o zaman yorulmazsınız. Ve ortaya olumsuz şeyler çıktığı zaman da icabına erken bakarsınız. Ve peraşimde şöyle yazılır. Berahot'un ikinci bölümünde şöyle yazar. Lolişma'dayken maneviyata bağlananlar doğmamış olsalar daha iyidir. Yani kendimiz için çalışıyorsak bile bu iyi bir şey diyor kabalistler. Çünkü zamanla iyileşeceğiz. Ve kabalist Yehuda şöyle der. Bu böbürlenmek ve küçük görmek amacıyla çalışanlar içindir. Berahot'ta Tosfot şöyle açıklar. Ona sadece dostlarını küçültmek ya da saygı görmek için çalışmakla ilgili olup olmadığını sormalıyız. Yukarıda söylenenlerle ilgili görürüz ki, yerden çalışmasında iki anlayışı benimsemeliyiz. Bir lişma, tamam neye gelmem lazım, kafamızda hep olması gereken şey, ben neye ulaşmalıyım, niçin çalışıyorum. İki, lolişma, hangi koşul içerisindeyim. Yani nereye gitmek istiyorum ve şimdi içinde bulunduğum durum ne? Bu nedenle lişma ve lolişmanın ne olduğunu tam olarak bilmeliyiz. Ha? İki koşulda maneviyatta olan bir adam için. Sokaktaki adamdan bahsetmiyor başın hiçbir yazısı. Tamam. Sinan sormuş. Yerden bizi neden canlandırıyor? Ne demek neden canlandırıyor? Canlı değiliz ki. Bizim bu halimiz Tamam bu dünyadaki halimiz ölü olarak bilinir. O yüzden ölüyoruz bu dünyada. Biz bu dünyada hayatta maneviyat açısından biz bu dünyada hayatta kabul edilmiyoruz. Biz burada ölüyüz maneviyata göre. O yüzden henüz canlanmadık. Ama canlanma arzusundayız. <laughs> tamam canlandırıyor derken kalpteki noktamızda hafif bir uyandırılma veriliyor. O başlangıç noktamız. Neden? Çünkü yaratan, yaratılanları yarattığı zaman, yaratılışın amacıyla yaratıyor. Yani yaratılanlara iyilik yapma amacıyla. Yaratılışın amacı ne? Yaratılanlara iyilik yapmak. O yüzden ne yapması lazım? bize iyiliği, istediği iyiliği alabilmemiz için ve utanç hissetmeden alabilmemiz için. Onunla eşit olarak. iki ortak gibi. Ondan alçak hissetmeyeceğiz kendimizi. Yoksa iyilik yapmak olmaz. O yüzden ne yapmak zorunda? Bizi biraz eğitmek zorunda ki onun kadar yüce olalım. O yüzden de biraz cimcikliyor. O cimciklemeye canlandırıyor diyorsan doğru. <laughs> o konuda haklısın. ...biz neden bu denli bolluk... ...bize neden bu denli bolluk verdi? Daha bolluğu göremedik. <laughs> Sen gördüysen senin adına sevindim. Darısı bizim başımıza değil mi? Darısı benim başıma değil ya da? Tamam şimdi bak bolluk ne demek? Bolluk yaratandan... ...alabileceğimiz şeyler değil. Bolluk denilen şey... ...bizim yaradana verebileceğimiz şeyler. Tamam. O yüzden... Bize neden bo bu denli bolluk verdi dediği şey, bize henüz verdiği bolluğu biz alamadık. Bolluğu alabilmek demek, yardan gibi bolluğa sahip olmak ve onun gibi de verebilmek bu bolluğu. Ama onu da edineceğiz. Yavaş yavaş, kendi çabamızla edineceğiz. İşin püf noktası burada, kişinin çabasıyla, emeğiyle, alnının teriyle edinmesi. Bunu oturtursak sıkıntı yok. Bizim ayıp olmaması için ne yapmamız lazım? Ayıp olmaması için arkadaşlar bizim bu ara dağıtma basmamız lazım. Tam birkaç seferdir söylüyorum. Yani dağıtma basmamız lazım. Ayıp olmaması için. Tamam. Yapacak başka bir şey yok. Başka bir işimiz yok yani. Sürekli kendimiz için, kendimiz için çalışamayız. Tamam kendimizi de geliştireceğiz elbette o şüphesiz. Ama kendimizden dışarıya akması lazım. Yani ayıp olmaması için güzel bir şey söylemişsin. Yaratandan alıyoruz, dışarıya da veriyoruz. Sanki kanal gibiyim. Hiç benden direkt geçiyor. Tamam. Başka türlü olmaz. Arkadaşlar tekrar çarşamba günü buluşacağız. Tamam mı? Biraz geçirdik. Lütfen formlarınızı bitirmediyseniz kongreye gelmek için lütfen halledin. Çünkü Yılmaz çok stresli, gergin bu aralar. Tamam mı? Çünkü üzerinde tüm grubun yükü var. O yüzden bayağı bir gerginlik içerisinde. O yüzden onu da gönlünü rahatlatalım. Formlarınızı doldurmadıysanız lütfen doldurun ki o da rahat rahat işini yapsın. Onun ötesinde de, e, onun ötesinde diyecek bir şey yok. Sabah dersinde zaten görüşeceğiz. Hepinize iyi akşamlar. Çarşamba akşamı görüşmek üzere oldu. Hadi kendinize iyi bakın. Çarşamba akşamı görüşürüz. İyi akşamlar.